Merhaba. Evet, görmüş olduğunuz bir kemik iliği suyu yapacağım. Kemiğimizi güzelce haşlayacağız ve iliğini kullanacağım. Yemeklerde kullanıyorum bunu. Kemik iliği çok çok faydalı. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Sağlık dolu bir yemeğe sağlık katıyor diyebiliriz. Şimdi ben kemiğimizi güzelce suda yıkadım. Şöyle göstereyim. Bunu parçalattırdık biz kasabımızda. Ama yıkanmak yeterli olmuyor. Kanının gitmesi için biraz suda bekletmemiz lazım. Birkaç kere daha yıkayacağım ve suda bekleteceğim biraz. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğim. İyice kanını akıtması ve tertemiz olması lazım. 4-5 su yıkadım ben bunu. Daha da yıkamaya devam edeceğim. Ve sonrasında suda bekleteceğim. Bu aşamalardan sonra haşlama bölümüne geçeceğim. Biraz uzun bir süre pişireceğim bunu. Kemiğin içindeki ilik iyice boşalana kadar pişecek. Sonraki aşamaları zaten tekrar göstereceğim sizlere. Bunu ben kısaca anlatayım size. Pişirme ve detaylı aşamalarından sonra bunu ben küçük kaplara koyup dondurucuya atacağım. Gerek buz kapları olsun, gerek kağıt bardaklar, gerek buzdolabında dayanabilecek olan kaplarda. Sonra kalıpları koymuş olduğumuz, kalıplaşmış olan buz kalıplarımızda pişirdiğimiz her türlü yemeğe, çorbalara, sulu yemeklere mutlaka katıyorum. Gerçekten etin faydasının yanı çok 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 faydalı, yani anlatılamaz yani. Kemiğin faydası, gerçekten kemik iliğinin faydası anlatılamaz. İlaç değerinde bir faydası var. Şimdi şu kırmızı pembe olan su gidene kadar iyice yıkayıp tekrar suda bekleteceğim. Sonraki aşamaları zaten size tekrar anlatacağım ben. Evet, gene yıkadık iyice. Bekledi suda. Şimdi artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Gördüğünüz gibi suyu iyice berraklaştı. Yani o kanlı su gidene kadar suda iyice bekletmiş olduk ve yıkadık defalarca. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz artık. Evet, kemiğimizin suda beklettikten sonraki hali. Tekrar suyunu değiştirdik. Şimdi düdüklü tencereme çok az şöyle kaya tuzu atıyorum. Çok az attım. Bir tatlı kaşığından az. Ve düdüklü tenceremize koyacağım. Ağır ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Kemiğin içindeki ilikleri bu şekilde boşalttık. Evet, bu donan yağları üzerinden alıyoruz. Bu yağlar zararlı. Şöyle göstereyim.
Bunlar damar tıkanıklığına sebebiyet verebiliyor. Evet, yağları da aldıktan sonra artık buzdolabı poşetlerine ya da bardaklara koyup ya da buz kalıplarına bütün yemekleri ben et kemik iliği suyunu kattığım için bu bana yaklaşık 2-3 hafta kadar gidecek. Büyükçe bir tencere. Şöyle gösteriyorum, kocaman. Tenceremiz bayağı büyük. Bu kolajen de olduğu için kemik iliği diş kapaklarındaki o kireçlenmeler, hareket edememe, kollardaki eklem yerindeki ağrılar da çok çok faydalı. Bu sebeple cildi de güzelleştiriyor kolajen olduğu için. Kemik iliğindeki kolajen cilde parlaklık veriyor. Eklemlere faydalı. Bağışıklığı güçlendiriyor. Daha ne olsun? Afiyet olsun demek kalıyor. Evet, buz torbasını bu şekilde koydum. Tablet tablet oldular. Şimdi bu şekilde buzluğa kaldıracağım. Derin dondurucuya koyacağım. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. İyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.